etkisi var. Sadece kalp de değil, damar üzerinde de. Tabii bu noktada karşımıza kırık kalp sendromu çıkıyor. Toksik sendrom dedik çocuklarda. Bir de kırık kalp sendromu kalpte ne gibi hasar oluşturuyor? Ve şunu da özellikle sormak istiyorum. Ayakta hastalığı atlatanlar, bu kişiler tabii hastaneye gitmiyorlar. Hastalığı geçirdiklerini bilmiyorlar. Kalplerinde ileriye dönük ne gibi sorunlar yaşayabilirler? Hocam şimdi COVID'li hastanın ameliyatında bulunan bir kişi olarak, damarların içine bakan, kalbin içine bakan bir kişi olarak birkaç cümle söyleyeyim bu konuyla ilgili. Şimdi virüs damarlarda, damarların kanın geçtiği yüzey, endotel hücresi denen, damarın içini örten hücrelerde, işte o ACE2 reseptörleri vasıtasıyla veya diğer bulunan reseptörler vasıtasıyla hücrelerin içine girip o hücreleri bozuyor. Bunu büyük damarda da yapıyor, çok kılcal damarda da yapıyor. O nedenle damarların içerisinde bir iltihap tablosu var. Bütün organlardaki sıkıntıların esas kaynaklarından biri bu. Bu iltihaptan dolayı çok küçük yerlerde de damarlarda pıhtılaşmalar oluyor. Mesela akciğerde bu nefes alıp vermedeki sıkıntılardan biri de bu o alveol kesesinin etrafında, yani oksijen aldığımız keseciğin etrafında pıhtılaşmalar. O nedenle biz yoğun bakıma giren hastayı entübe etmek istemiyoruz. Çünkü entübe etseniz de o oksijenin gideceği yer yok. O nedenle değişik tedaviler, işte orada çok başarılı olduk zaten. Sağlık sistemimiz orada çok başarılı oldu. Biz 2-3 gün önce bir hasta ameliyat ettik. Aort diseksiyonu. Bu insanın başına gelecek en zor hastalıklardan biridir. Tansiyon çok yüksek olur ve kalp damarlarında yırtılma olur. Kalpten çıkan ana damar da aortta. Ve o damarda özellik şuydu. Damarda normal alıştığımız yırtık değil. Daha farklı bir tablo söz konusu. Bu çocuklardaki Kawasaki sendromu veya Kawasaki benzer sendrom. Bunların hepsinin altyapısında demin parmaklar gösterdiniz. O parmaklara morarmasının nedeni o işte. Kılcal damarlar, o parmakları besleyen kılcal damarlar tıkanıklık. O nedenle bu hastalığın genelinde çok iyi bir uygulama yaptık. Ve genelde bu hastaların hepsine kan sulandırıcı ilaç otomatik başlandı. Çünkü kanda pıhtılaşma sorunu söz konusu. Kırık kalp sendromuna geldiğiniz zaman, kırık kalp sendromu özellikle 65 yaş üzerindeki kadınları tutan bir hastalıktır. Bu evde çok uzun süre kalan yoğun stres, demin siz bir araştırma gösterdiniz. O araştırmadaki o yoğun stres, çok endişeli, ölüm korkusu gibi sıkıntıların başladığı ve sonuçlanan bir hastalıktır. Hastalığını anlatacağım ama hastalık şöyle başlamıştır. 1990 yılında Japonya'da tanısı konmuştur. Aslında bu bir kalp miyopatisidir. Yani kalp kasının baloncuk olması ve baloncuktan dolayı yetmezliğe girmesi hastalığıdır. Covid'le bir alakası yok. Covid'le şöyle alakası var. Uzun süre evde kalıp bu stresi yaşayan 65 yaş üzerindeki kadınlarda ortaya çıkma riski var. Nasıl ortaya çıkar? Çok şiddetli bir göğüs ağrısıyla ortaya çıkar. Şimdi tabii kalp rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etsinler bu açıklamalarınıza. Burada tablo ne anlatıyor hocam tam olarak? Şunu hemen anlatayım, hemen şikayetleri anlatayım, sonra tabloyu anlatayım. Göğüs ağrısı olur bu hastada. Hiç daha önce kalple ilgili bir şikayeti var veya yok. 65 yaş üzerinde genelde kadın. Endişeliler daha çok kadın, dikkat edin. Ve yoğun stres yaşıyor, ölüm korkusu yaşıyor, yalnızlık. Yalnızlık çok önemli burada. Yakınını kaybetme, başka sıkıntılar, belki eşini Covid'den kaybetti. Öyle bir sıkıntı var ki çok şiddetli göğüs ağrısı, kalp krizi geçiriyor gibi. Göğsün üzerine sanki bir fil oturuyor, baskı var. Hemen acile gider bu hasta. Acile gittiği zaman farkı şu kalp krizinden. Acile gittiği zaman biz hemen kalp şeridi çekeriz. Burada, şurada da görülüyor bu. Bazı noktalardan biz bunun kalp damarlarında tıkandığını tespit ederiz. Bu onu gösteriyor. Hemen bir kan testi isteriz. Kan testinde de troponin dediğimiz kalp kası bozulmasını gösteren, kalp kası öldüğünü gösteren enzimdir bu. Bu üç tane bulgu, göğüs ağrısı, EKG ve troponin kalp krizi demektir. Hastaya acilen anjiyo alırız. Anjiyoda ne bekleriz? Üç tane koroner damar var. Bunlardan birinin, ikisinin tıkalı olduğunu beklersiniz. Çünkü hemen anjiyo, balon, stentle açacağız onu. Bakıyoruz, üçü de normal. Peki ne oluyor? Ha, hasta normal, bir sıkıntısı yok. Tedavisini yapıp eve gönderiyoruz. Sıkıntı şurada. Hastada aslında koroner damarlar kendi kendine bu stres altında daralıyorlar ve zamanla kalp kasını bozacak kadar yoğun baskıyla kalp bozuluyor ve kalp yetmezliği başlıyor bu kişilerde.
Bu kişiler gözden kaçabiliyor. Çünkü koroner damarlar normal bulduğunuz zaman reçetesini yazıyorsunuz, birkaç gün takip edip gönderiyorsunuz. Halbuki başka bir mekanizma işliyor ve kalp yetmezliğine giriyor bu hastalar. Kalp yetmezliğinden sonra işler büyük. Çünkü kalp kasında zayıflamaya bağlı baloncuklar oluşuyor. Bu baloncuk oluştuğu zaman 2-3 tane şey olur. Bir kalp yetmezliği başlar, bir aritmi başlar, ritim bozukluğu başlar. Bir de baloncuk olan yerde kanın hareket etmediği için böyle bir balon, anevrizma içinde pıhtı olur. Bu pıhtı vücudun her tarafına gönderir. Zaten Covid tehlikemiz de var. Zaten dediğiniz gibi parmak uçlarında da morarma var. Onlar pıhtı da olabilir, beyne de gidebilir, bütün organlara gidebilir. O nedenle bu önemli bir sendromdur, bir miyopatidir. İsmini ilk gördüğünüz zaman biraz romantik gibi görünüyor, aşk acısı gibi. Hiç ilgisi yoktur. Takotsubo kardiyomiyopatisi denir buna. Bunun tıbbi ismi budur. Yani bu kadı daha aşk ağır. Aşkla ilgisi yok yani. Aşkla ilgisi yok. Çok nadir bir aşk yaşayacak ki bu tabloya erişecek. Şu anda risk çok ama o dediğiniz gibi romantik bir hadise değildir bu. Çok ciddi bir hadise.